Fırat Üniversitesi Senatosu'nun bütünleme sınavlarının yüz yüze yapılmasına ilişkin kararının ardından bir grup üniversite öğrencisi rektörlük binası önünde toplandı. Öğrenci temsilcileri Rektör Profesör Doktor Fahrettin Göktaş'la yaptıkları görüşme sonrasında senato kararının değişmeyeceğini ve öğrencilerin ulaşımla ilgili mağduriyetlerinin giderileceğini açıkladılar. Fırat Üniversitesi Senatosu'nun bütünleme sınavlarının yüz yüze yapılması kararı sonrasında bir grup üniversite öğrencisi üniversite yerleşkesinde toplandı. Öğrenci temsilcileri Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş'la görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrasında öğrenci temsilcileri senato kararının değişemeyeceğini ve öğrencilerin ulaşım noktasında yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için Profesör Doktor Fahrettin Göktaş'ın firmalarla görüşme yaptığı ifade edildi. Burada en azından derdimizi dinletebileceğimiz bir mecra bulduk. Biz şöyle bir karar almaya çalıştık. En azından dedik ki mağduriyetimiz giderilsin. Uçak bileti alan arkadaşlarımız var ya da ailesinin yanına gidemeyen arkadaşlarımız var dedik. Rektörümüz kesinlikle senato kararının değişmeyeceğini ama hava yollarıyla hepsiyle teker teker görüşüp en azından bilet alan arkadaşlarımızın veya bilet alacak olan arkadaşlarımızın önümüzdeki hafta içinde biletlerini rahatça alıp ailelerinin yanına gidip buraya tekrar dönmeleri için şu anda çalışmalarını başlattı. Bizim ilk istediğimiz şey şu anda önümüzdeki hafta neden olmayacağıdı. Rektörlük senato ile birlikte meteorolojiye başvurmuş ve meteoroloji kesin olarak haftaya olmayacağını söylüyor. Online olmasını da hocalarımız ve sistemin kötü olması sebebiyle, herkesin kopya çekmesi sebebiyle online olmasını hocalarımız karşılar. Bu durumda arkadaşlar rektörlük şöyle bir teklifle geliyor. Diyor ki bizlere ikinci döneme kala, yani evimize gidelim, geldiğimizde döndüğümüzde bütlerimize girelim ve ikinci döneme başlayalım. En iyi iyileştirme olarak hava yollarıyla şu anda görüşülüp herkesin bir şekilde evine ulaşmasını sağlamaya çalışıyorlar.